Kurban Bayramı için hazırlıklar başladı. Anadolu'nun pek çok noktasından kurbanlıklar İstanbul'a da gelmeye başladılar. Biz de Ramazan Anlaçayır'a soralım. Geldi mi kurbanlıklar? Ramazan fiyatlar ne oranda? Hilal Özdemir, ayın 17'sinde yani çarşambayı perşembeye bağlayan gece kurbanlıklar gelmiş olacak İstanbul'a. Bunun müjdesini verelim. Vatandaşlar da bu saat itibariyle pazarlara gidebilirler. Şu anda Sultan Gazi'deyiz. Avrupa yakasının en büyük kurban kesim ve satış noktası diyebiliriz. Kameraman arkadaşım Can Tanrıver şimdi daha yüksek bir açıdan izleyicilerimiz için göstermeye çalışacak bu noktayı. Tam 600 çadır bulunuyor bu noktada. Tabii oldukça hijyenik bir ortam sağlanmaya çalışılmış. Görmüş olduğunuz gibi çok geniş bir mekan. Bu 600 noktaya, 600 çadırın bulunduğu bu yerleşkeye 20 bin hayvan getirilmesi planlanıyor. Çarşambayı perşembeye bağlayan gecede buraya kurbanlıklar gelmeye başlayacak. Burayla ilgili bir iki bilgi vermek gerekirse 210 bin metrekarelik bir alan üzerine yapıldı. Ve oldukça hijyenik bir ortam sağlanmaya çalışıldı. Gelen kurbanlıklar hijyen kurallarına göre bu alana alınacaklar. Ve sıkıntı görülen, hastalık görülen hayvanların girişine izin verilmeyecek. Avrupa Birliği standartlarında kesim konteynerları oluşturulacak. En büyük kolaylık da buraya gelen satıcılar ve müşteriler için bunun müjdesini verelim. İnternet, ücretsiz internet ortamı sağlanacak ve bir de mobil banka şubesi. Çünkü burada oldukça büyük bir ekonomik faaliyet dönecek Kurban Bayramı süresince. Mobil banka şubesinden de para transferleri rahat bir şekilde yapılabilecek. Burada yine vatandaşlar için kafeterya, dinlenme salonları, mescit ve herhangi bir sağlık sorunu yaşanmasına karşılıkta 112 sağlık ekipleri hazır bulunacak. İlk soruna geldiğimizde ise fiyatlar tabii Kurban Bayramı'nın vazgeçilmez jenerikleri oluyor. Pazarlıklar, sıkı pazarlıklar olacak. Geçtiğimiz seneyle çok büyük bir fark beklenmiyor kurbanlıkların fiyatları açısında. Ancak gelen hayvanların kilosu ve bakımı da bu fiyatların biraz olsun değişmesinde önemli bir faktör oynuyor tabii ki. Bir kere daha belirtelim. Şu anda 600 çadırın bulunduğu bir yerleşkedeyiz. Sultan Gazi Belediyesi'nin hazırlamış olduğu. Buraya çarşambayı perşembeye bağlayan geceden itibaren kurbanlıklar gelecek ve satışlar da başlayacak. En büyük sıkıntı ve tedbirlerin sıkı tutulduğu nokta hijyen kuralları ve kesim alanlarının uygun bir şekilde hazır edilmesi. İşte Sultan Gazi Belediyesi de buradaki çalışmasıyla bunu sağlamaya çalışıyor. Burada aldığımız röportajlarda oldukça hareketli bir kurban geçmesi bekleniyor. Toparlayacak olursak İstanbullulara çarşambayı perşembeye bağlayan gece kurbanlıkların geleceği müjdesini verelim ve sözü buradan stüdyoya bırakalım Hilal. Peki Ramazan'a teşekkür